geleceğini söyledi. Ben mesaj atmayı çok sevmiyorum. Direkt telefonu kurdum. Şurada aynısı denk geliyor. İnşallah. Yani buraya denk gelmiş. Şimdi daha müşteriler var. Bakın da biraz hatta arada kadere gittik bu ara. Vallahi Sayın Vekil, benim bitişik komşum vefat etti. 1 Kasım seçiminden sonra AK Parti hükümetine yeniden milletimiz olarak yeniden bir görev verildi. Bundan önceki çalışmalarından dolayı biz AK Parti'ye teşekkür ederiz. İnşallah bu 1 Kasım'daki verilen mesajla birlikte AK Parti kendi sorumluluğunu daha iyi bilincinde olarak çalışmalarına zannedersem 90 gün içerisinde vermiş olduğu sözlerin hepsini birer birer hayata geçirecek. Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Ayrıca muhtarların özlük haklarıyla ilgili vermiş olduğu destekten dolayı da Sayın Başbakanımıza yine burada Sayın Milletvekillerimin huzurunda teşekkür ederim. AK Parti'ye başarılar dilerim. Muhtarların özlük haklarıyla da ilgili birçok muhtarımızın sıkıntıları var. İnşallah bunlar da peyderpey AK Parti hükümeti yeniden mecliste değerlendirir geçirir. Bildiğiniz gibi 13 yıllık AK Parti iktidarı boyunca birçok iklere ve reformlara imza attık ve Allah'a hamdolsun ki Türkiye'yi belli bir aşamaya getirdik. 7 Haziran'da biz esasında dersimizi aldık ve dersimize de iyi çalıştık. 7 Haziran AK Parti açısından hiç yaşanmamış gibi kabul edilmemesi lazım. Evet, 7 Haziran'a da biz oy kaybettik, nedenlerini, niçinlerini tahlil ettik. Bundan sonra atacağımız adımları da oradan çıkarmış olduğumuz dersler doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Toplumun biraz önce ifade ettiğim gibi her kesimiyle ilgili vaatlerimizi yerine getireceğiz ve ülkenin bir sıçrama yapması noktasında elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Kısa zamanda İnşallah mecliste yeminden sonra meclis başkanını seçerek hükümet kurma çalışmalarını kısa zamanda bitirip vaatlerimize yönelik, Türkiye'nin birikmiş meselelerini çözmeye yönelik gayret ve çabalarımızı görmüş olacaksınız. Önümüzde 4 yıllık bir süre var ve bu 4 yıllık sürede artık bizim boş laflarla, dedikodularla veya polemiklerle uğraşmamızı mahal yok, hizmet yapmamız lazım, iş üretmemiz lazım, maaş üretmemiz lazım ve en önemlisi de Malatya'yı ve Türkiye'yi büyütmemiz lazım.